Tekrar merhaba arkadaşlar. Dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzotop atomlar. İzotop atomlar proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlardır. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan. Burada izotop atom kavramında elektron sayısının çok bir kıymeti yok. İyon yapısında kıymeti vardı. İzotop atomların atom numaraları aynı. Çünkü proton sayıları aynı. Dolayısıyla atom numarası ne veriyordu bize? Proton sayısı. Proton sayıları aynı olduğu için atom numaraları aynı. Kütle numaraları farklıdır. Çünkü kütle numarası proton sayısı artı nötron sayısıydı. Nötron sayısı farklı olduğu için kütle numarası da farklı olacaktır. Yani çekirdek yapıları farklı olacaktır. Çünkü çekirdekte bulunan tanecikler proton ve nötrondur. Nötron değişirse çekirdek yapısı da farklı olacaktır. Örneğin izotop atomlara verilen en klasik, en bilinen örnekler. Normal bildiğimiz hidrojen. Bir protonu olan, atom numarası bir olan hidrojen. Biri birdir, atom numarası birdir, kütle numarası birdir. Bir de döteryum var. Atom numarası bir, nötron sayısı bir, yani kütle numarası iki olan döteryum vardır. Döteryum hidrojenin izotopudur. Veya gene hidrojenin başka bir formu olan atom numarası bir, kütle numarası üç olan, yani proton sayısı, nötron sayısı iki olan tritium. Bunların üçü de birbirinin izotopudur. Bakın üçü de proton sayıları eşittir. Nötron sayısındaki farklılıklara göre kütle numaraları farklıdır. İzotop atomların proton sayıları aynı olduğu için aynı elemente ait atomlardır. Çünkü elementler sınıflandırılırken atom numaralarına, yani proton sayılarına göre sınıflandırılırlar. İzotop atomların, bütün izotop atomların proton sayıları birbirine eşit olduğu için aynı elementin atomlarıdır denir izotop atomlar. Nötr izotop atomların fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri aynıdır. İzotop atomların fiziksel özellikleri farklıdır. Çünkü nötr fiziksel özellikler proton, elektron ve nötron sayısına aynı anda bağlıydı. Nötron sayısı değiştiği için fiziksel özellik farklı olur. Ama kimyasal özellikler sadece proton ve elektron sayısına bağlı olduğu için, onlar da, izotopları da değişmediği için kimyasal özellikleri aynıdır. İzotop atomların aynı elementle oluşturdukları bileşiklerin formülleri aynıdır. Çünkü bileşik formülü oluştururken hesaba katılan şey elektron sayısına bağlı olarak değişen değerlikleridir. O yüzden elektron sayısının izotopta değişmeyeceğini bildiğimiz için oluşturacağı izotop atomların aynı elementle yapacağı bileşiklerin oluşturacağı formüller aynıdır. Örneğin normal hidrojeni oksijenle tepkimeye soktuğumuzda H2O formüllü bir su oluşuyorsa, biz normal hidrojen yerine D2 döteryumu tepkimeye sokarsak oksijenle, bu sefer de D2O oluşuruz. Nasıl burada oksijene karşı 2 atom hidrojen geliyorsa, burada da oksijene karşı 2 atom döteryum birleşecektir. Proton ve elektron sayıları aynı olduğu için oluşturdukları bileşiklerin kimyasal özellikleri aynıdır. Proton ve elektron sayıları aynı olduğu için oluşturdukları bileşiklerin kimyasal özellikleri aynıdır. Fakat ağırlıkları farklı olduğu için, çünkü ağırlığı ne veriyor? Proton artı nötron. Şunu unutmayın, kütle numarası bize atomun ağırlığını verir. Atomun ağırlığını hesaplarken elektron sayısının bize katkısı yoktur. Çünkü elektronlar ağırlıksız kabul edilir. Çok hafifler. Protona ve nötrona göre ağırlıkları çok hafiftir. O yüzden ihmal edilir elektronların ağırlıkları. Dolayısıyla ağırlıkları farklı olduğu için bileşiklerin fiziksel özellikleri farklı olacaktır. O yüzden nötron sayısının farklı olması fiziksel özellikleri farklı yapıyor. Bir soru çözersek. 3 eksi değerlikli X iyonunda 18 elektron ve 16 nötron bulunduğuna göre aşağıdakilerden hangisi X'in izotopu olabilir? 16 nötron ve 18 elektron bulunduğuna göre. Şimdi 3 eksi iyonunda 18 elektron varsa iyon değerliği neydi? İyon değerliği proton sayısından elektron sayısını çıkararak elde ediyorduk. Buradan çıkardığımızda şöyle yapalım. İyonun değerliği eşittir. Proton eksi elektrondu. Elektronumuz kaç? 18. Eksi. Protonumuzu biliyor muyuz? Yok. Değerliğimiz kaç? Eksi 3.
Atın buraya ne çıkar? Artı 15. Yani proton sayımız 15'tir. Proton sayımız 15 olduğuna göre bunun izotopu olabilecek atomun 15 proton sayısı olması lazım. Bakalım, proton sayısı 15 olan iki tane şıkkımız var. A ve B. 16 nötronu olan, dolayısıyla kütle numarası 31 olacaktır. Bu aslında şunun x-3'ün aynısıdır. Bu. Ama izotopu olabilir dediğine göre nötron sayısı farklı olmalı. Proton sayısı 15, nötron sayısı 15. Burada 16 idi. İzotopu A şıkkı olabilir. Doğru cevap A şıkkı. Burada soruyu size çözdüğüm gibi x3 eksi iyonunda elektron sayısı 18 ve nötron sayısı 16. İyon yükü neye eşittir? P eksi E ise eksi 3 eşittir P eksi 18'den proton sayısı 15 ve kütle numarası P artı N'den 31 olarak bulunur. Dolayısıyla x15 31 taneciğinin izotopu x15 30 olabilir. Cevap A. Bir elementin izotoplarının yüzdelerinden ortalama atom kütlesinin hesabı. Bir elementin izotoplarının yüzdelerinden ortalama atom kütlesinin hesabı. Şimdi doğada elementler, atomlar hep aynı şekilde bulunmazlar. Genelde izotoplarının bir bileşimi, bir karışımı halinde bulunurlar. En çok bulunan izotopların bulunma yüzdeleri hesaplanarak, tamam mı? Atomun ortalama ağırlığı hesaplanır. O yüzden konumuz bir elementin izotoplarının yüzdelerinden ortalama atom kütlesi, yani atom ağırlığının hesabı. Genelde elementler doğada çeşitli izotopların karışımı olarak bulunur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerinden bir elementin ortalama atom kütlesini hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplayabiliriz? Örneğin ortalama atom kütlesi eşittir. Birinci izotopun doğada bulunma yüzdesi artı ikinci izotopun doğada bulunma yüzdesi artı üçüncü izotopun doğada bulunma yüzdesi şeklinde gider. İzotopun, A izotopun atom kütlesi. Atom kütlesini doğada bulunma yüzdesiyle çarpıyoruz. Birinci izotopun atom kütlesinin doğada bulunma yüzdesi çarpı ikinci izotopun doğada atom kütlesinin doğada bulunma yüzdesi çarpı üçüncü izotopun atom ağırlığının atom kütlesinin doğada bulunma yüzdesi. A izotopun atom kütlesidir, dediğim gibi A1, A2, A3, bunlar birinci izotop, ikinci izotop, üçüncü izotop olarak gösteriliyor. Yüzde ise izotopun doğada bulunma yüzdesini ifade etmektedir. Örneğin klor doğada %25 oranında Cl37 izotopu ve %75 oranında kütle numarası 35 olan Cl35 izotopu olarak bulunur. Yani şu şekilde bulunur klor. Şunu gösterelim. Burada iyi çıkmamış. Klor, kütle numarası 37 olan klor, kütle numarası 35 olan klor. %25 doğadaki klorların %25'i kütle numarası 37'dir. Doğadaki klorların %75'i kütle numarası 35'tir. %75. Buna göre klorun ortalama atom kütlesi %25 ne demek? 25 bölü 100'dür. Atom ağırlığı neydi? Kütle ağırlığı 37. 37 çarpı 25 bölü 100 artı 35 çarpı 75 bölü 100, o da 35,5'tur. Zaten bir sürü kaynakta klorun kütle numarasının, yani kütle ağırlığının 35 değil 35,5 olduğu verilir. Ortalaması alınır. Bir soru daha çözersek. Neon. 10 protonu kütle numarası 20. Dolayısıyla 10 tane nötronu vardır. Ve neon 10 protonu ve 12 nötronu olan, dolayısıyla kütle numarası 22 olan neon atomlarıyla ilgili olarak bunları birbirinin izotopu olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Çünkü proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıdır. 1. İzotop atomlar mıdır? İzotop atomlardır. Doğru. Kimyasal özellikleri aynı mıdır? Kimyasal özellikleri aynıdır. Çünkü proton sayıları ve elektron sayıları aynıdır. Çünkü ikisi de nötrdür. Nötron bölü proton oranları farklı mıdır? Nötron bölü proton oranları farklıdır. Çünkü proton sayıları aynı ama nötron sayıları farklıdır.
Dolayısıyla nötron bölü proton oranları farklıdır. Doğru cevabımız açıklamalarından hangileri doğrudur sorduğuna göre doğru cevabımız 1, 2 ve 3 doğru cevap Edirne. Aynen çözümünde açıklamasında size anlattığım gibi proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olduğundan birbirinin izotopudurlar. İzotopun zaten tanımı budur. Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olan atomlara izotop atomlar diyoruz. Proton ve elektron sayıları aynı olduğundan kimyasal özellikleri ne etkiliyordu? Proton ve elektron sayıları aynı olduğundan kimyasal özellikleri aynıdır. Proton sayıları aynı olsa da nötron sayıları farklı olduğundan N bölü P yani nötron bölü proton oranı farklıdır. Cevap E şıkkı. İzotop atomları anlattık, iyonu anlattık, katyonu anlattık. Bir de izobar atom nedir ona bakalım. Kütle numaraları yani nükleon sayıları kütle numaralı proton artı nötron sayısı o da eşittir. Kütle numarası o da eşittir. Kütle numarasının diğer adı nükleon sayıları aynı. Atom numaraları farklı. Yani proton sayıları farklı. Atom numaralarının farklı olması için proton sayılarının farklı olması lazım. Farklı olan atomlardır. Şimdi atom numaraları farklı olduğu için bunlar aslında farklı atomlardır. Birbirleriyle alakasız atomlardır. Çünkü atomun bize türünü veren, hangi tür olduğunu veren aslında atom numarasıdır. Yani proton sayısıdır. Kütle numara örneğin klor. Proton sayısı 17, kütle numarası 36. Niye? İşte 19 tane nötron vardır. Kütle numarası 36 olmuştur. Argon. Atom numarası 18 yani proton numarası 18 ama kütle numarası 36 klorla aynı. Klorla aynı olduğu için bunlar aynı element veya aynı atom değildir. Proton sayıları çünkü farklıdır. Kütle numarasının aynı olması bir şeyi değiştirmiyor. Atom numaraları farklıdır. İzobar atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Fiziksel ve kimyasal özelliklerin neye bağlı olduğunu hatırlarsa farklı olduğunu zaten görürüz. Fiziksel özellikler ağırlığa bağlıydı. Ağırlık da nötron sayısıyla toplam tanecik sayısıyla ilgili bir şey olduğu için nötron sayısı değiştiği zaman fiziksel özellikler değişir ki orada nötron sayısı farklıdır. Kimyasal özellikler de proton ve elektron sayısına bağlı olduğu için ki orada proton sayıları farklıdır. İkisinde nötr olduğunda elektron sayıları da farklı oluyor proton sayılarına bağlı olarak. Dolayısıyla fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır deniriz. İzobar atomlar farklı elementlere ait atomlardır. Yani birbirinden bağımsız farklı elementlere ait atomlardır. Sadece kütle numaraları aynı olduğu için, nükleon sayıları aynı olduğu için bunlara isim olarak izobar atom diyoruz. Soru. İki tane X atomu verilmiş bize. Bunlardan birinin proton numarası 6, birinin proton numarası 7, kütle numaraları 14, 14. Yani kütle numaraları aynı olduğu için bunlara izobar atom diyoruz. Ama proton sayıları farklı olduğu için farklı elementlerdir bunlar. Şimdi yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. Birinci yargı izobar atomlardır. Doğrudur. Kütle numaraları aynı olduğu için izobar atomlardır. X'in çekirdeğindeki toplam tanecik sayısı Y'ninkinden büyüktür. Toplam tanecik sayısı. Şimdi bakalım. 14 protonla nötron sayısının toplamı değil mi? Nötr olduğu için X 6 tane de elektronu vardır. 14 artı 6 şurada şunun tanecik sayısı 14 artı 6 20'dir. Şunun tanecik sayısı proton artı nötronun sayısı 14 değil mi? Üstüne elektronu ekleyeceğiz. 7 tane de elektron 21. Bakalım ifade ne diyor? X'in çekirdeğindeki toplam tanecik sayısı Y'ninkinden büyüktür. Şurada yanlışlık olmuş arkadaşlar. Şu Y olacak. Büyük müdür? Değildir. Kimyasal özellikleri küçüktür hatta. Kimyasal özellikleri aynıdır. Yargılarından hangi? Kimyasal özellikleri aynı mıdır? Proton sayıları farklı olduğu için kimyasal özellikleri aynı değildir. Hangileri doğrudur? Doğru cevap Adana. Kütle burada yanlışlıkla Y yerine X yazmışız. Bu Y olacak arkadaşlar. Şu
Şu x değil, y olacak arkadaşlar. Y, 7'ye 14. Proton sayıları farklı olduğundan kimyasal özellikleri farklıdır. Cevap A şıkkı. Adana. Yani cevabımız yalnız 1. Y'nin çekirdek yükü 8'dir. Bir soru daha çözelim arkadaşlar. X8 ve X19 atomları izobar olduğuna göre X8 ve Y19 atomları izobar olduğuna göre Y'nin çekirdek yükü 8'dir. İzobar olduğuna göre arkadaşlar kütle numaraları eşit olmalı. Onu bir kere aklımızda tutalım. X'in nötron sayısı 10'dur. X ve Y elementleri farklı fiziksel özelliklere sahiptir. Yargılarından hangileri yanlıştır? Bakalım. İzobar atomların atom numaraları farklı olduğundan Y'nin çekirdek yükü 8 olamaz. Çünkü atom numaraları farklıdır. Çekirdek yükünü ne verir bize? Proton sayısı. Dolayısıyla 8 olamaz. İzobar atomların kütle numaraları aynı olduğundan X'in nötron sayısı 10 olduğuna göre 10 olduğunda kütle numaraları aynı olamaz. Dolayısıyla 10 değildir. Bu da yanlıştır. X ve Y elementleri farklı elementler olduğundan fiziksel özellikleri farklıdır. Doğru cevap C şıkkı. Arkadaşlar burada dersimize bir ara veriyoruz. Tekrar görüşmek üzere.